Zulmün bu kadarına da pes artık. Tarihin ortaçağ karanlığından fırlamış cadı avcısı bu zihniyetin zulmü hangi derecelere vardırabileceği konusunda belli öngörülerim vardı. Kolay olmayacağını zaten biliyordum. Kendimi de ona göre hazırlamıştım. Sahiplendiğiniz şeye verdiğiniz değer ölçüsünde bedeli de yüksek tutarsınız. İnsanlık onurumuz ve özgürlüğümüz de elimizden alınmak istenen. Biat derken kulluktu aslında kastettikleri. Dahası çocuklarımızın da geleceğine dikmişlerdi gözlerini ve nesiller boyu devam edecek tağutî bir hanedanlığa baş eğmemiz isteniyordu. Bedeli ne olursa olsun direnecek, asla şikayet de etmeyecektim. Şu ana kadar uyguluya geldikleri baskı ve zulümler hepsi öngörülerim içinde yer aldığı için hiç zorlanmadığımı, aksine uğruna mücadele ettiğim değerlerim adına bir şeref ve itminan vesilesi bildiğimi de rahatlıkla söyleyebilirim. Ta ki 19 Mayıs Salı gününe kadar. İlk defa maruz kaldığımız bir muamele karşısında zorlandığımı, anlamakta ve kabullenmekte güçlük yaşadığımı hissettim. Evet, itiraf ediyorum, bu kadarını hesap edememiş, böylesine hiç ihtimal vermemiştim. Çeyrek domates istihkakı. Koğuşlarda üçer kişi kaldığımız için yemek servisleri de kişi sayısına göre yapılıyor. Normal yemeklerde bir sorun yok. Bir miktar belirlemişler, ona göre veriyorlar servisi. Kahvaltılıklar da sayıya göre. Peynir 3 adet, salatalık 3 adet, zeytin 3'ün katları, sallama çay 3 adet. Ama domates öyle değil. 4 eşit parçaya bölmüşler bir domatesi ve adam başı bir parçadan her koğuşa 3 parça çeyrek domates dağıtıyorlar. Nedenini sorunca istihkak dediler. İstihkakınız bu şekilde. Cezaevindeki servis şeklini tahmin edersiniz. Kesilmiş bir çeyrek domatesi yıkayamayacağınız için zaten tüketme şansınız da yok. O kadar domatesin ziyan edildiğine mi yanayım? Bir çeyrek domates olarak takdir edilen istihkakımıza mı? Diğer cezaevlerinde daha önce rastlamadığımız bir durumdu bu. Nasıl bir zihin yapısıyla karşı karşıyaydık? Bu uygulamadaki hakaret kastını, psikolojik baskı unsurunu geçiyorum. Ama yine de insan bir ciddiyet bekliyor. Doğrusu akla cinnet geçirten ya da çocuk aklının bile yetişemeyeceği bu tarz baskı yöntemleriyle karşılaşmak beklentilerim arasında değildi. Tamam, sistemde hırsızlık revaç görüyor ve yolsuzluk becerilerine göre terfi ettiriliyor insanlar. Ama bir domatesten bir çeyrek parçayı çalarak kaç kuruşluk yolsuzluk yapılabilir ki? Peki yolsuzluk değilse domatesin suçu ne? Neden kıyıyorlar ona? O bir çeyreği ayırıp çöpe mi atıyorlar? Araklayıp eve mi götürüyorlar? Yoksa bu ifritten sürecin en şizofrenik baskı yöntemi olarak ileride sergilenmek üzere saklamayı mı düşünüyorlar? Belki de hiçbirisi değil. Dedim ya, akıl işin içinden çıkamıyor. Ama bir gerçek var ki, domates bölünüyor ve bir parçası elimizden alınıyor. Neden bilmiyorum ama bu bölme meselesi canımı sıkıyor, kaygı veriyor ruhuma. Böylesine yaygın bir bölme merakı ve bölerek sorun çözme anlayışı hayırlı bir işmiş gibi görünmüyor bana. Vesselam. Ali Fuat Yılmazer, İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı.